Evet, herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün video atmıştım, bugün akşam tekrar video atıyorum. Yarın iki tane video atacağım. Tekrar başka bir abonemin, takipçimin isteği üzerine 2018 6. neslin makyajlanmış hali olan Ford Mustang'i inceliyoruz. Bugün konumuz Ford Mustang. İyi seyirler. What is your plan and why do you do it, man? I don't know why I pursue it. When I get angry, I just do it more. Then they are hating, now answer the door. I've been out banging and banging, I'm bored. I've been out thinking and waiting for tour. They've been out meeting and creeping with wars. Well, I've been out practicing, breeding the cards. Yeah. 6. jenerasyonun makyajlı versiyonu olarak lanse edilen bu spor otomobilde tasarımda belirgin dokunuşlar yapılmış, yeni jant modeli sunulmuş. Bununla birlikte farklı renk seçenekleri de eklenirken yaşam alanında güncel otomotiv teknolojisi ele alınarak adımlar atılmış. Görünüm olarak ilk dikkat çeken nokta LED'li yeni far yapısı oluyor. Bunun dışında ön kaput, ön tampon, yeni bagaj üstü spoiler, arka difüzör ve yeni egzoz çıkışları da aracın dışında ilgi çekmeyi başarıyor. Ayrıca 20 inçlik yeni jantları da unutmamak lazım. Ve araca yeni gelen turuncu metalik renginde araca çok yakıştığını söyleyebilirim. Yaşam alanına geçtiğimizde ise ilk dikkat çeken nokta 12 inçlik LCD dijital gösterge paneli oluyor. Akabinde önceki modelde kokpit kısmında yer alan göstergelerin kalktığını görüyoruz. Çünkü buradaki bilgilerin çok daha fazlası dijitale aktarılmış. Bu değişimlerin dışında yeni deri döşeme koltukları da makyajlı 2018 Ford Mustang modelinde öne çıkan değişimler arasında yer alıyor. Yaşam alanından çıkmadan önce güvenlik konusunda da önemli özelliklerin altını çizelim. Bu araçta yaya algılama ve otomatik frenleme, şerit takip asistanı ve uyarı asistanı, öndeki aracı takipleme ve gerektiğinde frenleme özelliği gibi donanımlar da sunuluyor. İki 2.3 litrelik 4 silindirli EcoBoost ve 5 litrelik V8 motorları yine kullanılmaya devam ediyor. Motor konusunda fazla bilgi verilmemiş ancak 2.3 litre hacme sahip turbo beslemeli ünitenin torku artırılarak 3.7 litrelik V6'ya göre daha iyi çekiş sunduğu belirtiliyor. Ayrıca yakıt verimliliği konusunda da iyileştirmeler yapılarak ekonomi adına da gelişim sağlanmış. 2018 yeni Ford Mustang GT'de değişimden nasibini almış. Artık daha fazla devir çevirip güç üretir hale getirilmiş. Bunların yanı sıra iki ünite içinde çok önemli değişim var. Eski nesil otomatik şanzımanın yerine artık 10 ileri oranlı otomatik şanzıman almış. Bu sayede Mustang modelini otomatik tercih edenlerin altında vites geçişlerine daha hızlı tepki veren ve yakıt ekonomisini optimize eden şanzıman bekliyor. Siz de araç hakkında neler düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Why you make hitters? Damn, I don't know why they so triggered. I've been out making these bangers for days. Well, they've been off standing and staying in place. Yeah. Pointing at me and I'm pointing right back. Moisten this pussy, I'm ointment in fact. Having me dreams as I'm poisoning rap. Making the cream as I'm voicing a laugh. Yeah. Who is this kid and where is he from? What is this shit and what has he done? Talking the shit, what is he dumb? Yeah, I'm having fun. This is his planet, all seems so simple. Reading his hand, it looks like some